Hancım teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Döktünüz mü? Sesine kurban. Maya takvimine göre biliyorsunuz 2012 evet. Hangi tarihti? Tarihi bilen var mı? 21 Mart. 21 Aralık. Aralık. 2012 21 Aralık'ta Maya takvimine göre gündemdeki haberlerden bir tanesiydi. Kıyamet kopacak diye Maya takvimine göre bir açıklama geldi 21 Aralık'ta. Biz de sorduk sokakta vatandaşlarımıza, dostlarımıza. Hayatınızdaki son gününüz olsaydı ne yapmak isterdiniz diye. Enteresan cevaplar geldi. Bir izleyelim hep beraber. 21 Aralık'ta Maya takvimine göre dünyanın sonunun geleceği söyleniyor biliyorsunuz. Dünyanın son günü olsa ne yapardınız? Vallahi kıyamet koparsa kaçarım. Başka yapacak bir şey yok zaten. Evet, su çıkardık herhalde. Nefret ettiğim insanlara söyleyebilirim nefret ettiğimi. Hemen bir ağaç dikerim. Çünkü gelecekteki nesillerimize artık o ağaç onlara bir armağan olur. Dünya turu yapardım herhalde. Bir saniye bile olsa yaşamaya bakarım, yaşarım. Yok öyle bir şey olmaz. Bütün tatlı çeşitlerini yerdim. Herhalde kızımı evlendirip çocuk sahibi olması isterdim. Gülerdim. Yatar olurduk. Bir daha evlenirdim. O kadar. Gezebileceğimiz en son yere kadar gezerdik. Rahat rahat böyle. Son kahvaltısında güzel bir kahvaltı yapardım. Son dakikalarda korona açıp bir bakardım yani. Son 5 dakika korona göz gezdirdim. Yapardık abi. Ben biliyorum da söyleyemeyeceğim Emre. Öyle bakma ama. Dünyayı kurtarmazdım herhalde. Kendi derdimi düşerdim. Herhalde bütün herkesi çağırıp böyle güzel bir mangal bahçe keyfi yapardık. Bütün sevdiklerimi öperdim. Herhalde bir kere daha aşık olurdum ona. Kesin bir sevgili yapardım artık yani. Artık bir sevgili yapardım kendime. Uçaktan atlardım. Nasıl olsa ertesi gün öleceğiz. Ben aslında 2000 yılını son gün olarak kabul ediyordum. Kendimi ona göre ayarlamıştım ama olmadı bir şey. Bunda da olmayacak gibi. Gizem Karaca 5 yaşındayken Amerika'ya taşınmışlar. Çocukluğu Kanada ve Amerika'da geçmiş. Doğru mu? Doğru. Çok iyi İngilizcen var. Evet. Ama sen Fransız edebiyatı okudun. Evet. Öyle mi? Ama Fransızcan o kadar iyi değil mi? Değil. Ama İngilizcen mükemmel gerçekten. Çocukken 6 ayda İngilizce öğrenmiş. Çok güzel portre çiziyor. 14 yaşında lisede aktör portresi çizip okullar arası resim yarışmasında birinci olmuş. Kirik dans ve tango yapıyor. Kirpi dendiği zaman çok kötü oluyormuş. Öyle mi? O kadar mı kötü? Ya huylanıyorum yani işte o dikenleri falan var. Ya... Demeyin. Ben çünkü getirdim yanımda hiç sizin demenize yok. Getirmedim. Kokoreç yemeği, işkembe içmeyi ve kebap yemeyi çok seviyormuş. Annem mi anlattı? Annen anlattı. Şimdi kokoreç yemeği, işkembe güzellik. Yemeği, kebap desem bayağı akşamcısın yani. Bayağı bildiğimiz. Güzellik yarışmasından çıktığım ilk gece kokoreç yemiştim. Kamptan çıktığım ilk gece. Yani, şu güzelliğe yani. Öyle. Hiç böyle ne elde yapayım? Kokoreç düşünemedik yani. Her türlü ev işinden anlıyor. Elektrik işlerinden bile anlıyor. Peluş ayıcığı olmadan uyuyamıyor. Ayıcığı olmadan uyuyabilen bir kıza daha rastlamadık zaten yani. Ya bırakın. Bob Marley hayranı. Evinde onunla ilgili bir sürü obje var. Kendisinin canını yakıp bir şey yapan insanları mutlaka affediyor ve küsmüyormuş. Bu güzel. Doğduğundan beri çok pozitif. O yüzden etrafındaki herkes çok seviyor. Astronot olmak istemiş çocukluğundan beri. JF Kennedy uzay üstüne kampa gitmiş. Vay. Miss Turkey'de evinde kalırken, Miss Turkey evinde kalırken evde lağım taşmış. Herkes kaçışırken Gizem eline eldivenleri girip olaya el atmış. Etrafındaki yani, doğru ne yapacağım birinin yapması lazım. O da sana kalmış. Evde yoksa yani ne yapalım. Etrafındakileri çok eğlendirilmiş, kimse yanında sıkılmazmış. Çok güvenilir bir dostmuş. Sevgili Gizem Karaca. Valla yolun açık olsun ya. Aydan yolun açık olsun yani. Duruşun, tarzın, tarzın zaten anlatıyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.